766, prolaktin 28, diğer hormonlar normal, saçlarımda dökülme ve açılmalarım var. Kontrol hapı kullanmak istemiyorum. Ne, şimdi burada önerisi bak, ne? Burada şunu söyleyeyim. Bu işin kolayı ilk önce prolaktini kontrol altına almak. Prolaktin 28 aman aman yüksek değil ama yüksek. Bir bayan için yüksek. Erkeklerde 11,5-12,5'un üstüne çıkmaması lazım. Prolaktinin bayanlarda da 21'in üstüne çıkmayacak. Şimdi kendisininki yüksek. Hayır, yüksek. Yüksek. Limitin üstünde. Yapacağı şey şudur. Testere dişli aslan pençesi çayı. Günde 2 defa. Bir öğleden evvel, bir öğleden sonra bunu şey yapacak. Eğer ki prolaktin hormonu bu kürle düzelir, normal seviyesine gelir, denge kurulur. Fakat 2-3 ay sonra tekrar yükseliyorsa bir doktorla konuşmasında fayda var. Çünkü prolaktin hormonu beyinde hipofiz bezi lezyonuna bağlı olarak da yükselebilir. O zaman ne yapacak? İşte 10 milimilime gelene kadar doktor diyecek ki evet, prolaktin hormonun senin beynindeki hipofiz bezinin lezyonuna bağlı. Ama o daha 2-3 milim, 10 milim olmadan biz buna dokunmuyoruz, müdahale etmiyoruz. O zaman yapacağınız şeyi söyleyeyim. Siz müdahale edeceksiniz. Karabaş çayı içeceksiniz akşamları yatmadan. Bir ay. Hocam. Efendim? Testereyle karabaş yan yana evet. Kullanacak hocam. Yani gün içerisinde siz 2 defa testere dişli aslan pençesini içiyorsunuz. Prolaktin normal seviyeye geliyor. Hipofiz bezindeki lezyon çok reaktif olmamış oluyor. Akşam yatarken de karabaş çayını bir ay da paralel bunu uygulayacaksınız. Evelallah yani. Sonra doktora gidin, baksın lezyonun yok olduğunu veya küçülmeye başladığını söyleyecek. Ona göre küre devam edersiniz.